Geleceğin şehrini düşündüğümüz zaman Star Trek veya Jetgirler'den uçan araba sahneleri ve o şehir görüntüleri hemen aklımıza gelir. Fakat gelmekte olan yeni teknolojiler şehirlerimize daha derin ve daha köklü değişiklikler meydana getiriyor. Getirecektir de. Yeni çıkan teknolojileri taşımacılık ve otomobil sanayisinde gelişmelerle kısmen de olsa takip edebiliyoruz. Fakat gelecek olan bu teknolojiler gördüklerimizden çok daha fazlası. Yaşadığımız şehirler, yüksek teknoloji firmalarının ve onları yönlendiren yeteneklerin merkezi haline geldi. Google, Sidewalk Labs gibi girişimler teknolojiyle şehircilik arasındaki bağlantıyı derinleştirmeye ve şehrin kendisini yeni teknolojiler ve yenilikler için bir platform haline getirmeye çalışıyor. Gelecekteki yapay zekalı akıllı şehirler, duyusal veriyi işlemek için yapay zeka programı ve makine öğrenme algoritması kullanarak bu programlar önümüzdeki yıllarda bilgi işlem ve ağlardaki hızlı gelişmelerden yararlanacak. Peki yeni dünya düzenindeki geleceğin şehirleri nasıl olacak, nasıl donatılacak? İster kamera, ister ağlar, isterse başka kablosuz sistemler olsun, gelecekte tüm sensörler kentin sağlık durumu ve altyapısı hakkında bilgi verecek. Depremler, tsunami, kasırgalar ve diğer doğal afetlerden kaynaklanan potansiyel tehditlere özel dikkat gösterilerek M-Spektrumu ile şehrin atmosferini, kirlilik düzeylerini, hava koşullarını ve yerel çevresini izleyebilecek. Geleceğin akıllı şehirlerine güç sağlayacak yenilebilir enerji kaynaklarının güçlü altyapısı ile arıza durumunda sağlam yedekleme sistemleri ile donatılmış olacak. Bunlar gelecekte akıllı şehrin en göze çarpan özelliklerinden sadece birkaçı. İnsan türünün yarısından fazlası kentsel alanlarda yaşadığı müddetçe kentlerimizin yenilenmesi kaçınılmaz bir gerçek olacaktır. Mühendislik bilimi bu noktada çok önemli yapay zekalı akıllı şehirler kuruyor. Akıllı ulaşım hizmetleri, özel araçlarda dahil internet ve iletişim sistemleri, su hizmetleri ve elektrik ve elektronik ağlar tamamen entegre bir altyapıya sahip oluyor. Tüm bunların yanı sıra bir sistemin başarısız olması durumuna karşı çok sayıda yedekleme ile birlikte arızaların yaratılması ve bunların yayılmasını önleme yeteneği de yeni teknoloji şehirlerinde geliyor. Örneğin doğal felaketler, fırtınalar, kasırgalar, depremler ve tsunami ve hatta volkanik patlamalar ve tabii ki kötü niyetli insan faaliyetleri, savaş, terörizm, siber saldırı ve buna benzer gibi. Her yerde meydana gelebilecek tehlikelere karşı korunmak çok önemli. Sonuç aslında çok net, daha bağlı bir şehir, saldırıya karşı daha savunması olan bir şehirdir. Bu gelecekteki akıllı şehirlerimizin tasarımcılarında bir gün karşı karşıya kalmaları gereken dikenli bir sorunudur. Geleceğin akıllı şehirleri konusunda psikoloji de çok önemli olacağı benziyor. Akıllı şehirlerin tasarımı ve uygulaması şaşırtıcı derecede önemli bir role sahip olacak. Zira kent kalabalığının zihniyetini anlamak gerekecek. İnsanlar nasıl hareket eder, stresli durumlarda nasıl tepkiler verirler? Tüm bunları tasarımcıların öngörebiliyor olması gerekiyor. Yapay zeka ve kentsel yaşam, teknoloji, iş dünyası ve şehirleşme konularının önde gelen uzmanlarından oluşan bir panel tarafından hazırlanan raporda yeni teknoloji yapay zekanın bir sonucu olarak ortaya çıkacak. Evet, buraya kadar her şey güzel. Akıllı şehirler, yapay zekalar, işte insanların hayatını kolaylaştıracak, insanları birçok tehlikeden koruyacak, mükemmel şehir yapılanması. Ama bu gördüğümüz aynanın iyi yüzü. Peki aynanın kötü yüzünde neler oluyor? Gelin hep beraber tekrar biraz inceleyelim. Küresel şer odakları dünyayı kontrol altında almak için şeytani planlar kurmaya hep devam etmiştir ve devam ediyor. Koronavirüs salgını ve yeryüzünü kasıp kavuran, daha önce koronavirüsün patentini aldığı tespit edilen Bill Gates'in koronavirüs ile ilgili bir röportajında Teoropik isimli bir parçacıktan bahsetmesi dikkat çekmişti. Bill Gates'in bu açıklaması koronavirüs tedavisinin insanlara çip takılacağı iddialarını güçlendirirken küresel şer güçlerinin bu salgının bir plan dahilinde mi işlediği sorusu tekrar gündeme geliyor. Şimdi burada Bill Gates koronavirüsü bahane ederek insanlara çip takılmasını istiyor ve insanların çip yöntemiyle hasta olup olmadığını, nasıl bir yaşantıları olduğunu, neler yaptığını, nereye gittiğini takip edecekler. Bir virüsün bahane ederek insanlara yapılmak isteneni. Gelin şimdi Elon Musk'a bakalım. Elon Musk sır gibi sakladığı proje salgından 6 ay önce açıklıyor. Ne diyor peki? Koronavirüs salgından 6 ay önce Elon Musk insanlara çip takma projesiyle ilgilendiği ortaya çıkıyor. Çiplerin farelerde ve maymunlarda denendiğini açıklayan Elon Musk, insanlara uygulamak için ise 2020 yılı gösterdiği belirleniyor. Bu projenin koronavirüs salgından önce duyurulması çok manidar karşılanıyor. Discovery dergisine yer alan bir makalede Elon Musk'un insanlara çip takma konusunda yeni bir proje içerisinde olduğunu yazıyor. Söz konusu yazıda insanların tedavisi için kullanılacağı belirtse de küresel şer güçlerinin asıl amacının insanları yönlendirmek ve yönetmek olduğu bilinen bir gerçek. Makalede Elon Musk'u sır gibi sakladığı Tesla ve SpaceX'in CEO'su ve kurucusu ortağı Neuralink, Neural Bağ adı verilen yeni girişimi ile ilgili bir perdesini araladı. İleri düzey beyin-makine arayüzleri üretmeyi vaat eden şirket 2016'da kuruldu. Fakat geçtiğimiz günlerde gerçekleşen San Francisco'daki basın toplantısına kadar şirketin icraatları ile ilgili çok fazla şey bilinmiyordu. Basitçe söylemek gerekirse Musk ve Neuralink ekibi beyninize kafanızdaki elektrik sinyallerini okuyabilen ve aynı zamanda yapay sinyaller de üretebilen bir cihaz yerleştirmek istiyor. Mesela sadece bel altı felçlerin yürümelerine yardımcı olmak ya da görme yetilerini geri kazanmak gibi mevcut insan becerilerini geliştirmek değil, aynı zamanda insanların anılarına erişimine ve hatta imkan dahilinde beynimizden bilgisayara karşılıklı olarak bilgi aktarımına da olanak sağlamak. Musk, insanların yapay zekayı içinde barındıran bir tür ortak yaşam, simbiyoz elde etmelerini sağlayacak vücuda yerleştirilebilir biyoteknolojiyle öncülük etmek istiyor. Bilgisayarlara ayak uydurabilmek için öncelikli olarak beynimizi makinelerle donatmamız gerektiğini söylüyor. Musk, konferansta iyimser bir yapay zeka senaryosunda bile biz geri kalmış olacağız şeklinde konuşuyor ve bu gelecek tahmin ettiğinizden daha da yakın olabilir. Musk, şirketin ilaç ve gıda idaresi onay alabileceğini varsayarak klinik çalışmaların bir parçası olarak gelecek yılın sonuna kadar hastaların Neuralink teknolojisine sahip olmalarını hedefliyor. Şimdi yapay zeka ve insanlara çip takmasıyla akıllı şehirlerin arasında nasıl bir bağ var? Biliyorsunuz Suudi Arabistan'ın Vizyon 2030 projesi var. Bu 2030 projesi Medine ve Mekke'ye biraz uzak bir alanda akıllı bir şehir kurmak. Bu akıllı şehrin finansörü de Amerika'daki büyük teknolojik örgütler. Bu örgütlerin arkasında farklı kişiler yatıyor tabii ki. Az önce isimlerinden birkaçını söyledim. Evet arkadaşlar, bu kişiler orada bir akıllı şehir kurup burada yapay zeka ve robotumsu insanların barınabileceği bir alan yapmak istiyorlar. Ve akıllı şehirleri de tamamen bu insanlarla entegreli şekilde yapmak istiyorlar. Yani düşünün, beyninizin bir bölgesinde hep çip var ve siz bu çiple o akıllı şehirlerde hareket ediyorsunuz. İşte kapıları açıyorsunuz, örneğin taksi çağırıyorsunuz ama hiçbir şeye aramanıza gerek yok. Sadece düşünceniz yetiyor. Ben şu an bir yere gireceğim ve taksi ihtiyacım var deyip taksi hemen kapınıza bitiyor. Neden? Çünkü beyin sinyallerinize çip sayesinde taksiyi çağırmış oluyorsunuz. İşte böyle buna benzer şehirler kurmak istiyorum. Peki bu ilk başlarda aslında iyi gibi görünebilir ama sizin beyin çiplerinizdeki biriken veriler tamamıyla data bank dediğimiz yerlere gidiyor. Yani bu data bankta biriken veriler sizin hayalleriniz, rüyalarınız, artık ne gerçekleşiyorsa beyninizde onlar o data bankta birikiyor. Ve sizin tüm faaliyetlerinizi takip ediyorlar. Yani sizin her şeyiniz takip altında oluyor. Tabii ki şöyle bir olay da var. Çip yüzünden beyninizi tamamıyla kontrol edebilirler. Yani onların istedikleri dışına çıkmaya da bilirsiniz. İşte akıllı şehirlerde bu insanlara göre kurgulanıyor ve hazırlanıyor. Fakat Musk ve meslektaşları N1 olarak adlandırılan bir prototip çipinin yanı sıra hastaların beyinlerine yerleştirmek için gerekli olan uyumlu mekanizmayı da tanıttılar. Musk, gizli kapı kollarına sahip bir Tesla gibi müşterilerinin de kafalarından dışarı çıkan herhangi bir kablonun olmayacağını söylüyor. Çip beyne bağlanan ve sinyalleri okuyan süper ince teller kullanılarak çalışacak. Ekip bu sinyalleri spy, dikenli teller olarak isimlendiriyor ve çipin görevi hem sinyalleri deşifre etmek hem de beynin belirli bölgelerine yenilerini tayin etmek olacak. Elon Musk, Max Hodak hedefin ilk hastaya 4 çip yerleştirmek olduğunu ancak gelecekteki kullanıcının 10 kadar çipe sahip olabileceklerini söylüyor. Bu çiplerin 3'ü beynin motor bölgelerine, diğeri de duyu bölgelerine yerleştirilecek. Ekip bu çipleri yerleştirmek için tasarlanan makinenin damarlarda dolaşabilecek ve çipi beyne dikkatlice yerleştirebilecek hassas iğne iyileştirilmiş bir cihaz birkaç fotoğrafında gösterdi. Ayrıca ameliyat sürecinin nispeten ağrısız olacağını, sadece lokal anestezi gerektirdiğini ve dikişsiz kapatılabileceğini söyleyerek implant işlemini göz çizdirme ameliyatı işlemiyle tekrar karşılaştırdılar. Fakat bundan sonra implantları kontrol etmek basit ve kablosuz şekilde gerçekleşecek. Kullanıcılar iPhone uygulamasına bağlanan bir Bluetooth kulaklık takacaklar. İmplantlar 4 yıldan uzun süre dayanacak şekilde üretilecek. Suudi Arabistan'ın düşen petrol fiyatlarından sonra Vizyon 2030 olarak tanımladığı ve ülkeyi teknoloji endüstrisi, inovasyon gibi konularda odaklayacak çalışmaları dahilinde yapılan bir proje NEOM. bu hayalin bütçesine 500 milyar dolar ayrılacağı Veliaht Selman tarafından duyuruldu. NEOM Arapça bir kelime değil. Al-Arabiye televizyonuna göre Neo, Latincedeki yeni kelimesinden geliyor. Sondaki M harfi ise gelecek vurgusunu barındırıyor. Suudi Arabistan'ın kuzeydoğusunda 3 ülke arasındaki özel bir bölgede yapılacak olan proje iddialı bir söyleme de sahip. NEOM ile inovasyon sınırlarını insan uygarlığının en üst seviyesine getireceğiz. NEOM'un Mısır ve Ürdün sınırları dahilindeki arazileri de içerecek olan toplum 26.500 km2'lik alanda yapılması planlanıyor. Veliaht Selman ülke ekonomisini petrolden farklı bir gelir kaynağına odaklamanın doğru olacağının düşüncesinde. NEOM projesinde rüzgar ve güneş enerjisinin öncelikli kaynaklar arasında olacağı belirtiliyor. Sadece enerji konusunda değil birçok konuda kendi kendine yetebilen yapay akıllı bir şehir yapma hayalinde olduğu açıklamalarının satır aralarına yansıyor. Ayrıca NEOM bölge insanı için gayri safi yurt içi hasılatı dünyadaki en yüksek seviyeye çıkarmayı hedefliyor. Bölge demişken elbette İsrail denklemin dışında değil. Kanada merkezli araştırma kuruluşu Global Research, NEOM projesiyle İsrail'in de tanınacağı ve Tel Aviv projeye dahil edilebileceğini de dile getiriyor. Bu iddiaları bir kenara bırakıp NEOM'a yakından bakarsak 9 alana odaklanan bir proje olduğunu görüyoruz. Bunlar su ve enerji, gıda, biyoteknoloji, özellikle buraya dikkat edin, biyoteknoloji, dijital bilim, medya, eğlence ve üretim. Bu başlıkların bazılarına daha yakından bakalım. Özellikle biyoteknoloji ve nanoteknolojiye bakalım. İleri imalat teknolojisi NEOM projesine önemli bir başlık olarak öne çıkıyor. Nanoteknoloji, 3 boyutlu yazıcılar, sensörler, nesnenin interneti konusundaki cihazlar, elektrikli araba, robotik teknolojiler öncelikli üretim alanları arasında yer alıyor. Ayrıca NEOM şehrinde kutsal topraklarda insanı dini ibadetlerinden kopartacak eğlenceye dayalı bir akıllı şehir üretmeyi planlıyorlar. Evet arkadaşlar, akıllı şehirler göründüğü gibi aynada güzel tarafları var. Ama aynanın diğer tarafına baktığınız zaman aslında birçok şeyin farklı olduğunu anlayabiliyorsunuz. Beni dinleyip beni takip ettiğiniz için Allah sizden razı olsun. Hepiniz Allah'a emanet olun.